Güneydoğu Televizyon ekranlarından herkese mutlu akşamlar sevgili izleyenler. Haydi Konuşalım programı ile siz değerli izleyenlerimizin karşısındayız. Evet, bilindiği üzere Ramazan Bayramı'nın ilk günündeyiz. Pandemi nedeniyle vatandaşlarımız evlerinde kalmakta. Bizler de yaptığımız bu programlar ile vatandaşlarımıza bir nevi motivasyon, moral ve ülke genelinde yapılan çalışmaları aktarmak adına görevimizin başındayız. Bu akşam Güneydoğu Televizyon stüdyolarında çok değerli bir konuğumuz var. AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Akdeniz Parlamenter Asamblesi üyesi Sayın Doçent Doktor Halil Özçavlı Sayın Milletvekilimiz bu akşam hem bizden hem de sizlerin konu olacak. Sayın Vekil Bey'imize hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum abicim. Özellikle bu bayram günü bizlere zaman ayırarak vatandaşlarımızla buluştuğunuz için ayrıca teşekkür ederiz efendim. Ben teşekkür ederim. Sözlerine başlamadan önce tüm Urfa'da hemşehrilerimizin ben Ramazan Bayramı'nı tebrik ediyorum. Allah onların tuttukları oruçları kabul etsin inşallah. Sohbet esnasında inşallah devam edeceğiz sizden sorularınıza göre. Gündemimiz oldukça yoğun. Bir yandan pandemiyle mücadele etmekteyiz. Diğer yandan hükümet olarak çalışmalarınız yoğun bir şekilde devam etmekte. Fakat bugün sizinle program yapacağımızı duyurduğumuz andan itibaren sosyal medyadan bize birçok mesaj geldi. Özellikle Karaköprü, Hilvan ve Bozova ilçesi çevresinde etkili bir dolu yağışı meydana geldi. Evet. Bununla ilgili olarak çiftçilerimiz bizlere çokça seslendiler. Neler söylemek istersiniz efendim? Çiftçilerimize bir yardım dokunulabilir mi? Teşekkür ediyorum. Ben öncelikle bugünkü dolu yağışından ötürü etkilenen Bozova, Karaköprü, Hilvan bölgesindeki çiftçilerimize geçmiş olsun diliyorum. Yanlarında olduğumuzu bilmelerini istiyorum. Daha yağış olur olmaz hem bakanlık nezdinde hem il müdürlüğümüz nezdinde girişimlerde bulunduk. Yağışın miktarına göre, afetin miktarına göre orada bölgesel afet bölgesi ya da bölgesel afet ilanı için bakan yardımcımızla görüştük. Bölgesel afet yeri olarak ilan edilirse ne olur? Çiftçilerimizin borcu ertelenir. En azından şimdilik bunun için girişimlerimiz başlamıştır. İnşallah muvaffak olmaya çalışacağız. Evet. Bizler de bir kez daha bugün yaşanan dolu onayı neticesinde tüm çiftçilerimize geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Evet, pandemiyle bir yandan mücadele etmekteyiz. Tam anlamıyla dünyada hayat durdu. Fakat bir anlamda da hayat devam ediyor. Bunun en güzel örneği önceki gün Tarım ve Orman Bakanı Sayın Bekir Pakdemir ile birlikte sizler Ceylanpınar'daydınız. Evet. Ve önemli bir dizi çalışmalara imza attınız. İsterseniz o başlıkları sizlerden alalım efendim. Teşekkür ederim Uğur Beyciğim. Hakikaten bu çok önemli bir konu. Milletvekili olduğumuzdan beri yani sürekli takipçisi olduğumuz GAP'ın bir uzantısı olan bölgeye giden MC1, MC2 yani Mardin-Ceylanpınar kanalı 1, Mardin-Ceylanpınar kanalı 2 bu kanalların bitirilmesi, bir an önce buraya su verilmesi konusunda sürekli takipçisiydik. İşte kemer sıkma politikaları, bütçe tedbirlerinden ötürü gecikti biraz fakat Cumhurbaşkanlığımız sağ olsun Urfa'ya hakikaten çok büyük önem veriyor. Ve netice itibariyle birkaç hafta önce bitti ve dün resmi açılışını yaptık. Evet. Mardin MC1 yani Mardin Ceylanpınar kanalına dün itibariyle su verildi resmi anlamda ve biz lansmanını yaptık. Cumhurbaşkanımız bir telgraf gönderdi. İller il başkanlarıyla toplantısı olduğu için telekonferansla canlı yayına bağlanamadı. Yoksa mutlaka bağlanacaktı. Bu projenin şöyle bir önemi var. Toplamda 60 bin dekar arazi suya kavuştu. Şu an ana kanal geldi. Bunun büyük bir çoğunluğu TİGEM arazisindedir bu toprakların. 8 bin dekarı Viranşehir'e bağlı köylerin, çiftçilerimizin arazileridir. Şu an çiftçilerimiz sulamaya başladı. Yani tarlası kanala yakın olanlar kendi imkanlarıyla sulamaya başladılar. Tali kanallar da ihaleye bazı yerlerde çıkıldı. Bunların da bitirilmesiyle aynen Akçakale, Harran gibi cazibe sulama olacak. Çiftçimiz DEDAŞ'a elektrik faturası ödemekten kurtulacak inşallah. Evet, oldukça önemli bir gelişme. Peki Sayın Vekilim, ben hemen şunu sormak istiyorum. Harran'da suyla buluştu, Suruç Ovası suyla buluştu. Özellikle Ceylanpınar Ovası suyla buluşuyor. Ceylanpınar'da TİGEM tarım arazisi bulunmakta ve çok büyük bir alan. Bu sulama ile ilgili olarak özellikle cazibe ile sulanacak dediniz ama çiftçilerimizin vahşi sulamaya yönelmemesi için önlemler de alındı mı efendim? Yani bu tamamen eğitimle alakalı bir şey. Yani duyarlılıkla alakalı bir şey.
İl Tarım Müdürlüğümüz, bakanlığımız ile görüşerek uzmanlar getireceğiz, çiftçilerimize konferanslar verdireceğiz. Çünkü ilk defa böylesi olacak. Evet. İlk defa kanaldan sulama yapacaklar. Yıllardan beri yerin 200 metre, 300 metre, kimya 400 metre altından işte sondajla, evet. Kuyularla suyu aktarıyorlardı. Şimdi kanal tarlanın dibinden geçecek, oradan sulayacaklar. Çünkü vahşi sulama dediğimiz, yani suyu olduğu gibi bıraktığımız zaman su toprağı da alıp götürüyor. Evet. Ve çok fazla suladığınız zaman Sayın Vekil, dipte ıslak kalıyor, bitkilerin kökünü çürütüyor. Yani bu, hakikaten bu önemli bir konu. Bunun da en önemli engelleme yolu, bunu önlemenin yolu eğitimdir. Çiftçilerimizi evet. bu konuda eğitmek, onları yetiştirmektir. İnşallah yani bu suyun gelmesiyle her yıl ortalama bir kuyu 150 bin lira DEDAŞ'a para ödüyor. Ciddi bir para. Çok büyük bir para. Evet. Yani devlete çok büyük külfet. Hı hı. Yani şu 65-35 uygulaması var. Faturanın biliyorsunuz büyük bir kısmını devlet ödüyor, geri kalanını. Ona rağmen büyük bir külfet de çiftçimizin üzerinde, devletin üzerinde. Bu çok büyük bir yükü kaldıracak. Çiftçilerimizin masrafı azalacak. Bir de bunlara ek olarak bizim yürüttüğümüz çok önemli bir proje var. GES. Evet. GES projeler. Yani kanalların henüz erişemediği yerlerde güneş enerji sistemleriyle elektriği bedavaya üreterek o suyu yine güneş enerjisinden elde ettiğimiz elektrikle sondajla sudan çıkarmaya, yerin altından çıkarmaya çalışacağız. 4 ay buna sulama yapıyoruz. Geri kalan 8 ayı ürettiğimiz elektriği satabiliyoruz sisteme. Hele de Şanlıurfa gibi bir ilde, yılın en fazla güneş ışığı alan bir kentinde. Yani bu da çok önemli. Biz bunu çoktan beri çalışıyoruz. Evet. Ben tarihçiyim, akademisyenim ve şu an bir çiftçi kadar ben yani sulamayı, işte GES'leri biliyorum. Hı hı. Yani kooperatifler kurmak istiyoruz. 50-60 kuyuluk, yani bir köyde 50-60 tane kuyu var. Önemli burası. İşte böyle bir yeri 12 kahve, 12-13 kahve elektrik üreten bir güneş enerji sistemi besleyebiliyor. Bunun şöyle bir güzelliği var. O panelleri yani 100 dönüm, 150 dönüm. İlla o tarlanın yanına kurmanıza gerek yok. 5 kilometre öbür tarafa, öbür tarafa, 10 kilometre öbür tarafa kurabilirsiniz. Kıraç aracı olması gerekiyor ya. Evet. Oradan kablolarla elektriği buraya çekeceğiz sadece. Önemli olan elektriği üretmeniz. Hı hı. Üretmeniz böyle bir kooperatif, yani 12 kahvalık bir güneş enerji sistemini kurmak ortalama 45-50 milyonu buluyor. Evet. Bununla ilgili yurt dışı yardım kuruluşlarıyla, hibe veren Birleşmiş Milletler kuruluşlarıyla artı faizsiz uzun vade kredi veren kuruluşlarla görüşmelerimiz başladı. İnşallah oradan alacağımız hibe ve kredilerle biz yani ilk kooperatifi kurmak istiyoruz. Yani burada bir mesafe aldık. Bu da çok büyük bir hizmet olacaktır bölgeye. Yani Urfa'yı DEDAŞ hegemonyasından kurtarmanın tek yolu budur. Evet. Şimdi özellikle de DEDAŞ çiftçilerin kanayan bir yarası gerçekten de. Fakat biz uzun zamandır bu stüdyolarda program yapmaktayız, haber yapmaktayız. İşte DEDAŞ sorunumuz var. Çiftçilerin elektriği kesilmekte, ödeme sorunu, trafo vesaire ama... Yüksek faturalar şimdi, mı dersin? Aynen, yani birçok konu var. Blokalar mı dersin? Ama en önemli konu Sayın Vekilim, çözüm önerisiyle gelmeniz. Tabii. Yani sizin yurt dışındaki eğitim çalışmalarınız, diğer temaslarınızla birlikte özellikle Avrupa Birliği ülkelerinden hibe alarak çiftçilerimizi böyle bir hizmetle buluşturmanız çok önemli bir çalışma olacak. 4 yılda kendini amorti ediyor. Çok önemli bir çalışma. Bakın adet değil mi? 60 tane kuyu her biri 150 bin lira en az fatura ödüyor DEDAŞ'a. Hesapladığınız zaman o 50 milyonluk o proje 4 yılda kendini amorti ediyor. Ondan sonra kâra geçiyorsun. Evet. Ve o büyüklükteki bir güneş enerji sistemi aylık 200 bin lira kâr getiriyor. Evet. Para en azından bağımlı olmaktan kurtuluyorlar. Yani belki çiftçilerimiz tarımı bırakacak, elektrik satmaya başlayacak. Evet. Bu da bölgemize ayrı bir gelir kaynağı yani olacak. Ülke genelinde gün boyunca güneş alma saati miktarı bakımından Urfa en üst illerde. Evet. Güneşlenme süresi tabii bakımından hem yıl boyunca hem de ay boyunca hem de gün boyunca çok yüksek miktarlarda ve direkt geliyor güneş ışınları. Müthiş bir elektrik üretebiliyoruz. Sulamayı biz 4 ay yapıyoruz. Diğer 8 ay üretimimiz elektriği satacağız.
Evet, çok önemli Akdeniz'e. bir çalışma. Peki seçim bölgeniz olan Viranşehir ilçesinde hemen böyle bakacak olursak, hazır sulamadan da konu açmışken pompa sulaması ile ilgili de önemli çalışmalar var Viranşehir ilçesinde. Evet, Neler söylemek yani şimdi istersiniz? bu GAP kanallarına suyun gelmesiyle az önce ifade ettiğimiz üzere 60 bin dekar arazi sulanacak. Bunun 8 bin dekarı Viranşehir sularında. Şimdi pompaj sulama dediğimiz yani talih kanalların yapılması. Bazı köylerimizde işte Ayaklı, Karatepe o civarda şu an ihalesi verildi. Yani artık kılcal damarlar çekiliyor Evet. ana kanallardan. Geri kalan kısımların da bir an önce ihaleye verilip bitirilmesi için sürekli DSİ bünyesinde çalışmalarımız Çalışmalar devam devam ediyor. ediyor. Bu da çiftçimizin dermanı olacaktır inşallah. İnşallah diyoruz. Evet, bir taraftan da Ceylanpınarlı vatandaşlarımızın uzun yıllardır önemli bir sorunu hale gelen tapu sorunu vardı. Evet, onu da çözdük. Onu da çözdük inşallah. Bayramdan sonra Haziran 15 gibi tapulara dağıtmaya başlıyoruz. Ceylanpınar'da bizim daha başka bir projemiz vardı. Ben şu ana kadar 3 tane kanun teklifi verdim. Bu kanun tekliflerinden bir tanesi de Ceylanpınar'da 1984'ten beri devam ede gelen bir sorunun ortadan kaldırılmasına yöneliktir. Nedir bu sorun? Ceylanpınar'da devlet 1984'de arazi dağıtmış. Evet. Ev yapsınlar diye tapu dağıtmış. Fakat bir şerh koymuş. Demiş ki bu araziler satılamaz. Evet. Yani üretimin devamını sağlamak için tarla vermiş. Tarlayı çiftçi başkasına satmasın da sürekli eksin diye şerh koymuş. Evet. Babadan oğula miras yoluyla geçiyor fakat satamıyorsun başkasına. Ya ben çiftçiliği bıraktım diyelim. İstanbul'a taşınmaya karar verdim. Tarlam var, tarlamı satamıyorum. Bankadan kredi çekemiyorum o şerh yüzünden. 3083 sayılı kanun olması lazım. Evet. O şerhin kaldırılması için yeni bir kanun maddesi yazdım. Onu teklif ettik. Komisyondan olumlu cevap geldi. Korona günleri araya girdi. Gündem değişti. İnşallah o kanunu da meclisten geçirirsek o şerh kalkacak. Çiftçilerimizin arazileri özgürleşecek. Çünkü 40 sene geçmiş aradan. Doğru zamanında bu yerinde uygun bir tedbirdi. Şimdi babadan oğula geçe geçe o 100 dönüm sürekli bölünmüş. 100 dönüm iki kişi arasında bölünmüş, 50 dönüm olmuş. Sonra bir daha bölünmüş. 10 dönüm, 5 dönüm parçalar halinde kalmış şu an. İşime yaramıyor. Satmak istiyorum. Bütünleştirmek istiyorum. Satamıyorsunuz. Satamıyorum. Şehten dolayı. O şehri kaldırıyoruz. Ceylanpınar'la ilgili diğer büyük bir müjdemiz var. Gümrük kapısı Haziran ayında açılıyor. Bölgenin kaderini değiştirecek inşallah. Ceylanpınar'daki gümrük kapısı. Tabii gümrük kapısı gelirse ÖSEB'e gelecek. Evet. Şu an Viranşehir'de büyük bir ÖSEB'imiz var. Ceylanpınar'da ÖSEB'imiz yok. ÖSEB açılması için Sanayi Teknoloji Bakanlığı'nın çalışmaları çoktan beri devam ediyor. ÖSEB açıldıktan sonra, gümrük kapısından sonra ÖSEB açılacak. Orada ürettiğimiz malları biz Suriye'ye göndereceğiz. Yani bir ticari alışveriş olacak. Mutlaka istihdam olacak. İstihdama yönelik yani TİGEM'de genel müdürümüz başarılı. 23 tane yeni ağal kuruluyor. Yeni sulama arazileri işte başladı. Pivot sistemler kuruluyor. Yani orada da bir yıl içerisinde 200 yeni istihdam TİGEM'e. Evet. Çünkü yani TİGEM şimdiye kadar zarar ediyordu. 1 milyon 800 bin dönüm araziniz olacak, zarar edeceksiniz. Olacak Evet. iş değil. Fakat başarılı bir yönetim var şu an. Yani önümüzdeki yıl beklediği kar 100 milyon. O karın hepsini TİGEM'e geri yatırım yapacak. Yeni hayvan ağları, Çok güzel. yeni çobanlar alınacak, yeni sulamacılar alınacak. Ve Ceylanpınar'ın çocukları orada çalışacak inşallah. İnşallah Ceylanpınar'daki gümrük kapısı açılacak müjdesini verdiniz. Fakat Ceylanpınar Resulayn bilindiği üzere. Suriye'deki İç karışıklık da sona ermesiyle birlikte elbette bu gümrük kapısı çok daha far, çok daha iyi olacak. Oradaki gelişmelerle ilgili olarak kısa bir cümle alabilir miyim? Yani şu an biliyorsunuz bir ara oradan sürekli olarak bize füze atıyorlardı. Evet. İşte başarılı operasyonlar geçti. Fırat Kalkanı, işte Barış Pınarı, Zeytin Dalı. Zeytin Dalı. 3 tane başarılı operasyon gerçekleştirdik. Ülkemizin güneyinde, Suriye'nin kuzeyinde kurulmak istenen terör devletini, terör koridorunu bertaraf ettik. Ve o arazileri özgürleştirdik. Oraya şimdiye kadar 400 bin civarında yani Suriye'ye gönüllü geri dönüş oldu. Evet. Oranın evlatları, oranın asıl sahipleri oraya şu an geri döndü ve orada biz yerel meclisler kurduk. Hem bizim koordinatör valilerimiz var, koordinatör milli eğitim müdürlerimiz var. Orada biz okullar da açıyoruz. Jandarma sistemi de, teşkilatı da kurduk, polis teşkilatı da kurduk. Yani oraları yeniden şehir yapıyoruz. Orada yeniden hayat başlayınca hem tarım başlayacak, hem ticaret başlayacak. İki bölge arasında güvenli bir sınır kapısı olduğu için ve terör de olmadığı için gidiş geliş, alışveriş çok daha hızlı,
çok daha fazla olacak diye düşünüyorum inşallah. Evet, Şanlıurfa en genç nüfusa sahip. Özellikle de doğurganlık anlamında da yüksek oranlara sahibiz. Bu kapsamda da Viranşehir'e kadın doğum hastanesi anlamında önemli bir hizmetiniz olacak inşallah. Çok şükür. Bununla ilgili olarak sağlık anlamında hele de içinde bulunduğumuz şu pandemi günlerinde. Yani hastane bence çok önemli artık. Aynı. Mesela bundan 2-3 yıl önce şehir hastanelerini veya büyük hastaneleri eleştirebiliyorduk hani gerek var mı diye ama bugün aslında gerekli olduğunu anlayabiliyoruz. Hem de nasıl. Şimdi Viranşehir Siverek ilçemizden sonra yani ikinci en büyük ilçemiz. 200 bin nüfusa sahip. İpek yolu üzerinde verimli arazileri olan, insanları çalışkan, diğer tüm Urfa Urfa'nın vatandaşları gibi, Urfa'nın yerlileri gibi. Zaten hastanesi yeniydi. 200 yataklı bir hastanemiz vardı. Fakat Viranşehir'in etrafında Derik, Mazıdağ var, Ceylanpınar var. Ve biz istatistik çıkardık. Günlük 28 doğum var. Evet. Günlük 28 doğum var. Bu doğumların kaçta kaçı vefat ediyor Allah korusun. Kaçta kaçı Urfa'ya sevk oluyor. Hepsinin ben istatistiğinin raporunu hazırladım. Gittim bakanın önüne. Sayın bakanım, burada bizim bir kadın doğum çocuk hastanesine ihtiyacımız var. Biz bunu burada inşa edersek Ceylanpınar'ı besleyecek, Kızıltepe'yi besleyecek, Mardin Mazıdağ'ını besleyecek, Deri'yi besleyecek dedim. Onu ikna ettim. Gide gele onu yatırım programına aldık. Resmileşti. Şimdi bu korona inşallah hayat normalleştiği zaman inşallah ihale sürecinin başlaması için bastıracağız. Evet. İkinci en büyük yani bu şeyden bahsediyorum. Burada 200 milyonluk bir masraftan bahsediyorum. Hastane için. Yatırım programına girdi, resmileşti. Resmi gazetede yayınlandı, çok şükür. Viranşehir Çevre Yolu yıllardan beri bitirilemeyen bir şeydi. Viranşehir Çevre Yolu, geçen ay muvaffak olduk. O da resmi gazetede yatırım programına girdi, yayınlandı. 430 milyon. Geçen ay Spor Bakanlığı'ndan aldığımız para 20 trilyon. Evet. Benim şahsım Spor Bakanlığı'na giderek... daha önce almıştım ben 5000 kişilik kapalı spor salonu, halı sahalar vesaireler. Onu daha da arttırdık. Kapalı spor salonu 10.000 kişilik yaptık. Gençlik merkezi, olimpik yüzme havuzu, 3 tane halı saha, 10 tane basket potası. Toplam 20 trilyonluk yani yatırım yapılıyor, imzalandı. Şu an belediyemizle birlikte onlar bir bir hayata geçirilmeye başlandı. Bilmiyorum. Daha çok var da şimdi yani, ben çok uzun sürer yani. Şöyle bir durum var. Başardığımız hizmet, getirdiğimiz hizmet çok yani. Başardığımız ve getirdiğiniz hizmetlere bakarken şehir hastanesine değineyim istersen. Yani kısa bir şekilde ona da aynen çünkü yani çok oldu. Bir yılan hikayesine döndü gibi oldu ama. Hastaneye getirdin. Viranşehir'e şehir hastanesi ne oldu? Diye soracaklar yani. Biz bunu defalarca hem bakanlığımızla, diğer milletvekillerimizle beraber hem de Cumhurbaşkanımızla görüştük. Kesinlikle Cumhurbaşkanımızın Urfa'ya sözü var. Firmadan kaynaklanan bir sıkıntıdan dolayı biraz gecikti. Geçen ay tekrar bu konu görüşüldü. Zaten bu korona süreci başlamasaydı bu korona tedbirleri ihale süreci tekrar da başlıyordu. Fakat korona başlayınca acilen işte İstanbul'a, Başakşehir'e, işte ondan sonra Çamlı'ya, Sakura hastaneleri biliyorsunuz acil olarak inşa edildi. Bu korona günlerinden sonra çalışmalar başlayacak inşallah. İnşallah. Yani normalleşme sürecine girmesinin ardından. Cumhurbaşkanımızın sözü var, benim sözüm vardı. Bizim yanımıza talimat verdi bakanlığına. Bu iş bir an önce bitecek dedi inşallah. Çünkü Şanlıurfa'da böyle bir şehir hastanesi şart aslında. Şart. Evet. Çünkü Urfa'nın nüfusu büyük. Her ne kadar bir sürü hastane yapsak da işte 800 yataklı, 500 yataklı tıp fakültesi. Fakat bu hastaneleri aktif ettiğimiz zaman diğer küçük hastaneleri kapattık. Evet. Birkaç tane bizim küçük hastaneyi kapattık. Oralara geçtik. Yani biz dedik ya bu şehir hastanesini çabucak yapın ya da bu kapattığımız hastaneleri tekrar aktivite edin. Aynen. Yani bu 800 yatak açıldığı zaman şehir hastanesi inşallah geliyor. Çevik Kuvvet Kavşağı bitti zaten az bir şey kaldı. Onunla ilgili zaten sürekli ödenek takviyesi yapılıyor. Çünkü o da külliyetli bir şeydi. Biz Urfa'nın sevdalısıyız. Yani. Evet. Her yerine ilçe ayrımı yapmadan koşuyoruz seve seve. Yurt dışı görezlerimiz oluyor, işte akademisyenlik, hocalık. Ona rağmen hiçbir vekilimiz ilçe ayrımı yapmadan kendisine gelen taleplere koşuyor, beraber koşuyoruz.
elimizden gelen yapıyoruz. Allah hepsinden razı olsun. Başta ufak hemşerilerimizden. Evet, yakın tarihimizle ilgili önemli çalışmalarınız var. Özellikle de Türkiye'de Ermenice bilen tek tarihçisiniz. Türk Tarih Kurumu'nun Türk Tarih Kurumu ile birlikte gerek İngiltere'de gerekse diğer yurt ülkelerinde Amerika'da, evet. Amerika'da önemli çalışmalarınız oldu. Bu konuyla ilgili konuşmaları, açıklamalarınızı son 10-15 dakikada alacağım. Programımızı ilk etabını tamamlamış olduk Şanlıurfa ile şimdi ilgili tarihe olarak. Girersek sabaha kadar konuşurum. Çok önemli belgeler var. Onlarla ilgili Şanlıurfalara bazı şeyleri açıklamanızı rica edeceğim. Sokak şimdi, ucundan yani bir biraz daha isterseniz iç siyasete dönelim. Şimdi Şanlıurfa'yı bitirdik. Şimdi evet. Ülke siyasetine bakacağız. Şimdi söyleyeyim, inanın öyle. Yani köyü olur. Merak eden varsa 35-27 nüfus sayımında. 35-27 nüfus köyüm var mıydı 35'lerde? Varsa eski ismiyle beraber soru sorarsa bize evet. Sosyal medya adresinin hesaplarınızdan. Aha. Tüm ilçeler için buradan bakıp söyleyebiliriz. Yani çünkü az önce kulisteyken ben bazı şeyleri gördüm. Gerçekten çok şaşırdım. Bunu birazdan size açıklarsınız. Urfa'nın yakın tarihi yazılmamıştır. Evet. Urfa'nın yakın tarihinin acilen yazılması lazım. O fermanları yazdım ben. 1915-1920'de işgal edildiği zaman buradaki Müslüm, gayrimüslim ilişkilerini, Urfa Ermenileri nereye gittiler, tamam mı? Evet. Nasıl bir pozisyon aldılar? 2013'te ben o kitabı yayınladım. Daha sonra başka kitaplarım oldu. Fakat benim içime dert olmuştu. Ben Urfa'nın yakın tarihini, Cumhuriyet dönemi tarihini yazmak istiyorum. Evet. Urfa vekilleriyle ilgili bir albüm yapmak istiyorum. Cumhuriyet'ten günümüzde Urfa vekilleri. Cumhuriyet'ten günümüzde Urfa belediye başkanları adı altında başka projelerim var. Bunların hepsi zaman istiyor. Evet, yani diğer ilçelerin isim vermeyeceğim. Diğer ilçenin ilçeye bağlanması, diğer ilçenin il olması. Hangisi nahiyeydi, ne zaman köyden nahiye oldu, ne zaman kaza oldu, ilçe oldu. Siverek ne zaman il oldu, sonra niye bir daha ilçe oldu. Bu çok önemli. Ama bunu son 10 dakikada açıklamanızı rica edeceğim. Hepsi, değerli neredesin? İzleyenlerimiz bizi ayrılmasınlar. Tamam. Siverek ne zaman il oldu, neden bir daha ilçe oldu? Bu küçük nüansları Sayın Vekilimiz bizlere açıklayacak. Şimdi ülke siyasetine geçmek evet, istiyoruz. Çok iyi. Bilindiği üzere yeni partilere kuruldu. İşte vekil verilecek mi, vekil alınacak mı vesaire. İşte grup kurabilecekler mi? Erken seçim iddiaları gündeme geldi. Herhalde ülkemizde bu pandemi süreci yaşanırken. Bunlarla ilgili olarak siz neler söylemek istersiniz? Erken seçimden başlayalım. Kesinlikle bizim gündemimizde erken seçim yoktur. Bu yani aç tavuk kendine buğday ambarında zanneder hesabı. Muhalefetin hüsnü kuruntusu. Evet. Kendi kendine uydurduğu bir şey. Türkiye adım adım 2023 hedeflerine ilerlemektedir. Cumhurbaşkanımızın liderliğinde AK Parti hükümetleri ile birlikte hedefler bir bir gerçekleştiriyor. Türkiye hem dünyada hem bölgesinde etkin, dünya siyasetine yön veren, bölgede oynanan oyunları sadece seyreden değil, bizzat o oyunların kurucusu, o evet. politikaların yapıcısı bir konuma yükselmiştir. İnşallah çok yakın zamanda da ilk dünya ilk ondaki dünya ekonomileri arasına girecektir. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Bu son koronavirüs süreci dünyanın süper güçlerinin elinin kolunun bağlandığını, vatandaşlarının ölümüne her gün binlerce, 1500-2000 bir ara 5000 kişi öldü Amerika'da biliyorsunuz. Evet. Ölümüne seyirci kalırken bizim hastanelerimiz %50 doğruluk oranına ulaşmadı. Avrupalılar birbirlerini maskelerine el koyarken, gasp ederken resmen biz maskeleri bedava dağıttık. Evet. Şimdi çok cüzi bir miktarla satıyoruz. Bir ayda kendi ventilatörümüzü ürettik. Sonun cihazımızı. Şu ana kadar 57 ülkeye biz tıbbi yardım malzemesi gönderdik. Evet. Şunu çok seviyorum. 1900'lerin başında Avrupalıların, 1800'lerin sonunda 1890-95 Avrupalıların hasta adam dediği Osmanlı var ya, hasta adam. Hasta adamın torunları, hasta adamın devamı bugün hasta Avrupa'ya yardım ediyor. Evet. Yani bir reaksiyon gösterdi pandemi döneminde Türkiye. Gerekirse işte sınırları kapatarak, evet. gerekse işte kısıtlamalar getirerek 20 yaş altı, 65 yaş üzeri. O reaksiyonu göstermek de önemliydi bence. Yani iş içerisinde tekrar gelirsek tabii, tabii. izninizle. Erken seçim yoktur. 2023 hedeflerine bir bir varıyoruz. Kendi aralarındaki kavgayı örtbas etmek için, perdelemek için suni bir gündem yaratmaya başlıyorlar. Geçen kışın bizim gözümüzün önünde HDP Grup Başkan Vekili Fatma Kurtalan meclis kürsüsünden şöyle parmağını sallayarak İyi Parti'ye dedi ki ve CHP'ye, bu koltuklarda bizim sayemizde oturuyorsunuz dedi. Seçim döneminde Sezai Temelli, eş başkanı HDP'nin defalarca dedi ki Ekrem İmamoğlu kazanırsa bizim sayemizde kazandığını bilecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş kazanmışsa bizim sayemizde kazanmış olduğunu bilecek. Yani ittifak yaptılar. Şimdi ne oldu? Bir taban kaybetmeye başlayınca İyi Parti tabanı kaybetti. Çünkü milliyetçi bir söylemi var biliyorsunuz. Bu ittifakı kaldıramadı. Hem milletvekilleri İyi Parti'nin hem de tabanı. Milletvekilleri bizim partiye geçmeye başladı. İki tane milletvekili bizim partiye geçti biliyorsunuz. Bir teşkilatta istifa etmeye başladı. Meral Akşener bu durumu kurtarmak için HDP'ye saldırmaya başladı. HDP'yi nasıl konumlandırıyorsunuz sorusuna dedi ki biz PKK ile bir görüyoruz dedi. Oradan onlar biliyorsunuz zıpladılar, kızdılar. Sırrı Süreyya Önder dedi ki sen kimsin bana koordinat biçiyorsun dedi. Gelip bizden sen bizden fikir soruyordun. Kavga büyüdü. Ortada kızgın, kırgın, terk edilmiş bir HDP var. Seçim döneminde kullanılmış, böyle mendil gibi bir kenara atılmış bir HDP var. Bu yüzden kızgın. İyi Parti'ye bu yüzden saldırıyor. Diyor ki seçimlerde sen beni kullandın. Şimdi de beni böyle eleştiriyorsun beni. CHP ile niye kavga etmiyor? Çünkü hani normalde ideoloji terstir. Cumhuriyetçi geçinir. HDP ayrılıkçıdır. Herkes bilir bunu. HDP'nin amacını herkes bilir. Kılıçdaroğlu'nun verdiği rüşvetten dolayıdır. İyi geçinmelerinin sebebi. Kılıçdaroğlu iktidara geldiğinden beri gayri milli, gayri yerli olmuştur. Her türlü Türkiye aleyhtarı oluşumun paydaşı, ortağı olmuştur. Ve geldiğinden beri HDP'ye yaptıkları ittifakın bedelini, rüşvetini ödemektedir. Nedir bu rüşvet? Bir, YPG terör örgütü değildir açıklaması. Ekrem İmamoğlu'nun, ben bazılarını sayacağım. Ekrem İmamoğlu'nun Diyarbakır'a gittiği zaman şehit annelerini değil de, il başkanlığı önünde protesto gösterisinde buna eylem yapan, şehit annelerini değil de kayyum atanan belediye başkanlarını Ahmet Türk'ü ziyaret etmesini hatırlayalım. Sezgin Tarıkoğlu, Canan Kaftancıoğlu gibi HDP kökenli, HDP ideolojisine sahip siyasilerin CHP çatısı altında siyaset yapmasını hatırlayalım. Bunların hepsi bir bedeldir. Tam da şunu sormak istiyorum. Kemal Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'nin başındayken sayısızca seçime girdi. Ve 9 tane kaybettiği seçim şimdiye kadar. şu anda hala ana muhalefet lideri konumunda. Ve son zamanlarda işte bu yapmış olduğu işte ittifaklar vesaire bu konularla gündemde. Öyleyken de iktidara gelemiyor, böyleyken de iktidara gelemiyor. Neden bu yollara Koltuğu da başvuruyorsun hala? bırakmıyor şimdi. İşte neden? Hani bu durumu nasıl Koltuğu değerlendireceksiniz? da bırakmıyor. O bir umut. Yani şimdi onu oraya getirenler yani çok detaya girmek istemiyorum. Yani Üstü kapalı hatırlayın yani, geçelim hatırlayın isterseniz. yani kaset skandalını hatırlayın yani. Bakın şimdiye kadar CHP'nin başına Mustafa Kemal Atatürk, İsmet İnönü, eski DSP Genel Başkanı Bülent Ecevit, Deniz Baykal daha birkaç kişi daha geçti CHP'nin başına. Fakat CHP hiçbir zaman bugün olduğu kadar Türkiye düşmanı olmadı. Türkiye aleyhtarı olmadı. Kılıçdaroğlu geldiğinden beri böyle. Tamam aşırı solcuydu, aşırı sekülerdi. Ya işte tek parti döneminde, Milli Şef döneminde din karşıtı, din aleyhtarı, düşünce özgürlüğü, ifade özgürlüğü aleyhtarı politikalarını biliyoruz biz CHP'nin. Neler yaptığını ben çok iyi biliyorum tarihçi olarak. 30'larda, 40'larda yaptığı zulümleri, camilerin ahıra çevrilmesini, dini İslam, dini ıslah lahiyasıyla camilerin kiliseye çevrilmesini, Menderes'in asılmasını, ezanın 38'den 50'ye kadar Türkçe okutulmasını mı dersin? Hepsini çok iyi biliyorum. Fakat en azından biraz daha milliydi. Yani Türkiye'yi bölücü, yıkıcı faaliyetlerin paydaşı, ortağı değildi, destekçisi değildi. Bugün YPG terör örgütü değildir diyen bir CHP'den bahsediyoruz ya. HDP ile ittifak yapan bir CHP'den bahsediyoruz. Bunları yapmak zorunda bu adam. İstenildiği gibi konuşmazsa, politika üretmezse onu anında devirirler. Çünkü lider özelliği yok yani şimdi. 9 tane seçim kaybetmiş, gitmiyor. Yalova eski milletvekili Muharrem İnce, Muharrem İnce değil mi soy ismi? İnce olması lazım. Muharrem İnce. Çıktı ya dedi ya, çıkmışsın yenilmişsin, çıkmışsın yenilmişsin, yenilmişsin de yenilmişsin, yenilmişsin de yenilmişsin, gene de vazgeçmiyorsun dedi. Adam vazgeçmiyor çünkü delegeleri oluşturmuş. Kendisini seçtiği delegeler bu yüzden genel başkanlığı eline almak neredeyse imkansız. İsyan çıktı, milletvekilleri istifa etti. Partimizi FETÖ'yle geçirmiştir dedi eski vekiller, CHP'li vekiller.
Ve en sonunda artık o kadar isyan noktasına geldiler ki CHP'ler. Yani farklı polemikler vardı. Mesela işte CHP'den Muharrem Bey'in külliyeye gittiği söylendiği geri geldi. Ya da birçok iddia vardı. Uydurması. Aynen birçok iddia vardı yani. Hepsi onların kendi uydurması. Şunu söyleyecektim. Zaten azıcık bir yüreği olan, kendine inancı olan, lider özelliği olan genel başkan doğal adaydır. Doğal cumhurbaşkanı adayıdır. Hele olsun Meral Akşener'e. Dedi ki hayır ben cumhurbaşkanım. Çünkü ikna etmeye çalıştılar onu. Abdullah Gül'ü çatıda yapacaklardı. Evet. Meral Akşener hayır dedi kardeşim. Benim partimin adayı genel başkanı o da benim dedi. Evet. Kılıçdaroğlu ne yaptı? O milletvekili maaşını kaybetmemek için aday olamadı. Gel buraya Muharrem diye sahneye çağırdı. Hı hı. Hatırlıyor musun? Evet hatırlıyorum. Gel buraya Muharrem diye adayını, cumhurbaşkanı adayını gel bakalım dedi. Sahneye çağırdı. Niye kendisi aday olmadı? Kazanamayacaktı. Milletvekili düşecekti. Evet. O maaşı alamayacaktı. Böyle bir yani liderden bahsediyoruz. Sözde liderden. Allah Türkiye'ye yardım etsin. Evet, amin diyoruz. Peki ülke gündemini sıkça meşgul eden konulardan birisi de, önemli konulardan birisi de İzmir'deki camilerde Ciao Bella şarkısının. Evet. Yani merkezi ezan sistemi suikaste bulunulması. Bu da oldukça önemli bir gündem. Bu tamam provokasyondur. Hı hı. Muhafazakar kesimi galeyana getirmeye çalışmaktır. Onları birilerinin üstüne saldırtmaya çalışmaktır. Amaçlıdır, sisteme girilmiştir. Tabii. Ciao Bella şarkısı seçilmiştir. Nedir Ciao Bella? İşte komünistlerin marşıdır. Evet. Komünist, leninist, işte ateistlerin, inançsızların marşıdır. Hı hı. Cami minaresinden bunu dinletmek ne demektir? Ben direkt şeyi hatırladım. CHP'nin geçmişini. Ezanların Türkçe okunması. 1927. Dini ıslah lahiyası. Hı hı. Camilerden halıları kaldıralım, camilere sıra koyalım. Camilere ayakkabıyla girelim. Camilere teganni olsun. Yani şarkı olsun. Camilerde. Tabii ork evet. olsun istiyor, piyano olsun istiyor. Evet. Din ıslah lahiyası var. Bende bunun belgesi var. Evet. 90 tane cami hepsimizde listesi var. Cami kapatılıyor, ahıra çevriliyor. Satılan camiler. CHP'ye verilip CHP ilçe binası yapılan camiler var. Hı hı. Düşünebiliyor musunuz? Zaten anlatmaya gerek yok yani. 1925 Şapka Kanunu. 1927 isyanından sonra asılan buradaki dini kanaat önderleri, şeyhler, dervişleri hepsini asıyorlar. 1927 isyanından sonra. 1927 isyanı, Şeyh Said isyanı Kürtçü, milliyetçi bir isyan değildir. Kesinlikle etnisiteyle bir alakası yoktur. 1924 halifeliğin kaldırılması, 25 Şapka Kanunu, 1926 Medeni Kanun, arka arkaya dini unutturmaya yönelik inkılaplar yapılınca doğudaki halk, muhafazakarlar, dindarlar isyan ettiler. Güçlendiler, Elazığ'ı ele geçirdiler. İsyan 2 yıl sürdü. Fakat ondan sonra isyan bastırıldı ve tek tek idam edildiler. İşte 38'den 32'den 50'ye kadar ezan Türkçe okutuldu. Hı hı. Bunların hepsi CHP'nin genetiğinde var. Siciline baktığın zaman çok kabarık. Başörtüsü yasağı mı dersin? Yine burada bir CHP ben kokusu alıyorum. Bu provokasyon tabii altında. Tabii ben aha. İnşallah İçişleri Bakanımız ortaya çıkaracağız dedi. Evet. Çıkaracaktır da Allah'ın izniyle. Bir de hemen CHP'de oradaki siyasilerin paylaşımları var. Twitter hesaplarına attığı tweetler var. Güle oynaya tamam mı? Sanki tebrik eder gibi notalar da koyarak şeyi dinletiyorlar. O videoyu gösteriyorlar. Evet. Oldukça üzücü bir olaydı. Provokasyondur yani. Şanlıurfa dedik, ülke siyaseti dedik, bir de dünyayı açalım isterseniz. Ben program girişinde Sayın Vekilimizi arz ederken Akdeniz Parlamenterler Asamblesi üyesi olarak ifade etmiştik. Aynı zamanda Akdeniz ülkelerinde hakim bir evet. Sayın Vekilimizsiniz, üyesiniz aynı zamanda. Asamblenin. Akdeniz ve Libya, Suriye, gerçi Suriye biraz önce değindiniz kısa bir Doğu şekilde Akdeniz, ama evet. Doğu Akdeniz, Libya olaylarıyla ilgili olarak dış siyaset anlamındaki fikirlerinizi alabilir miyiz? Allah'a bin şükür. Dış siyasette en etkin, en verimli zamanlarımızı yaşıyoruz. Hı hı. Bizden habersiz veyahut da bize rağmen hiç kimse orada bir planı devreye sokamıyor.
Evet. Bir kere Suriye'de kurulmak istenen terör devletini engelledik. S-400 ile savunma sistemi ile orada müthiş bir zeka vardır. S-400 savunma sistemidir. Yani taarruz değildir, saldıramazsınız. Biri size saldırırsa onu engellersiniz. S-400 budur. İsrail'den hatta Amerika'dan gelebilecek bir saldırıyı biz önünü kesmiş olduk. F-35 Amerikan uçakları, ortak yapımda biliyorsunuz. F-35 uçaklarıyla da müthiş bir taarruz gücüne sahip olduk. Müthiş bir taarruz gücüne sahip olduk. Bu şekilde ülkemize yönelebilecek herhangi bir hava saldırısını kesinlikle önünü kesmiş, yani caydırmış, evet, caydırmış olduk. Daha önce parasıyla kiralamaya çalışıyorduk. Sondaj gemilerini vermiyorlardı. Şu an kendimize ait 4 tane sondaj gemimiz var. Fatih, Yavuz. Neredeler? Doğu Akdeniz'de petrol araştırması yapıyorlar. Niye bu kadar önemli? Orada 1 milyar ya da 1 trilyon metreküp doğal gaz var. Orta Doğu'ya 300 yıl boyunca yetecek doğal gaz var. O kadar büyük bir servet ki Amerika oraya göz dikmiş durumda. Mısır'la, İsrail'le işbirliği yaparak Türkiye'ye rağmen onu almak istiyorlar. Evet. Peki güçlü bir Türkiye olduğu sürece bunu yapabilirler mi? Yapamazlar. Bu yüzden Türkiye'nin zayıflaması lazım, güçsüzleşmesi lazım, hatta bölünmesi lazım onlara göre. İşte 15 Temmuz darbe girişimi, 17-25, bunların hepsi birbiriyle alakalıdır. Evet. Doğru okumak lazım. Fakat şu an sondaj gemilerimiz münhasır ekonomik bölge. Libya ile yaptığımız anlaşma gereğince münhasır ekonomik bölgelerde uluslararası hukuktan kaynaklanan haklarımızı korumak için bölgedeler. Müthiş bir şekilde de herhangi bir tecavüze de izin vermiyorlar. Sondajlarını da yapıyorlar. Burada buranın kaybedeni Yunanistan olmuştur. Evet. Bizimle anlaşmak yerine ya da Birleşmiş Milletler'in resmen tanıdığı ulusal mutabakat hükümetini Libya'daki onunla anlaşmak yerine gitti işte darbeci Hafter'le anlaşmaya kalkıştı. Ve bir ara bayağı mesafe aldılar. Trablus'a sıkıştırdılar ulusal mutabakat hükümetini ta ki Türk sihaları devreye girinceye şu kadar. Şu anda kadar Hafter'de önemli bir güç kaybı yaşıyor. Evet. Perişan ettik. Çok büyük bir hava üssünü kaybetti. Geçen Twitter hesabından paylaştım. Avrupa basını Türkiye'ye yazıyor. Demiş ki "It is now Turkey's Libya." O şu an Türkiye'nin Libya'sı. Yani diyor ki Libya elimizden gitti artık. Libya Türkiye'nin Libya'sı. Bizim aldığımız başarılar sayesinde. Ya Allah'a bin şükür. Evet. Bunlar hep AK Parti, Sayın Erdoğan sayesinde bizim yıllardan beri uyguladığımız politikaların neticesidir. Artık bir bölgesel güç vardır. Evet. Bölgeye hakim, bölgenin politikalarını belirleyen bir Türkiye vardır. Hele de bu sıkıntılı süreçten sonra. Bugün biraz zayıflayalım. Yunanistan kıta sahanlığını, kara sınırını, yani sudaki kara sınırını ilerletecektir. 12 mile çıkarmak istiyor. 12 mile geldiği zaman ne oluyor biliyor musunuz? İzmir'in dibine geliyor. Kıta sahanlığı ana karadan başlayarak denizin 200 metre altına kadar olan kısımdır. Evet. O senin tabi doğal toprağın sayılır. Hı hı. Şimdi ama diyor ki ana kara, ada demiyor. Şimdi Ege'nin her tarafı küçük minnacık adalarla dolu. Evet. Yunanistan ne yapıyor? O adalardan sınırı başlatıyor. Diyor ki 6 mil, o zaman bize su kalmıyor. Aynen. Ege'de. Ege oluyor bir Yunan gölü. Hı hı. Çok şey güçlü Türkiye var. 10 milyonluk Yunanistan, topu tam 10 milyon nüfusu vardır. Zaten sabah akşam bizim sihaları konuşuyorlar. Oradaydık yani bu evet, pandemiden önce en son toplantıyı orada yaptık. Tüm Yunanistan basını bizim sihaları konuşuyor. Yani müthiş bir Türkiye korkusu var. Evet, özellikle de bu koronavirüs sonrasında da dünya düzeni anlamında hem de Doğu Akdeniz'de yaşanan gelişme anlamında ülkenin, Türkiye'nin duracağı alan ve yapacağı strateji çok önemli zaten. Ha, dedik ya yeni bir dünya düzeni geliyor. Aha. Normalleşme ama yeni bir normalleşme olacak. Tüm dünya artık uluslararası ya da globalleşmenin, küreselleşmenin zannettiği kadar iyi bir şey olmadığını gördü. Hı hı. Tersine küreselleşme olacak. Yani küçülme olacak. Kendi sınırlarına sığma olacak. Özellikle üretim zincirini
başından sonuna kendi ülkesine getirme olacak. Yani şimdi birçok Amerikan'ın şirketinin fabrika sahipleri, fabrikanın sahibi şirket Amerika'dadır. Fabrikanın kendisi Çin'dedir. Evet. Neden Çin'dedir? Ucuz insan İnsan gibi. Gücü vardır orada çünkü. 1 dolar saati 2 dolar. Amerika'da saati 20 dolardır. Aynen. Fakat bu pandemiden sonra bağlantılar kopunca, bir de birbirlerinin maskelerine, tıbbi malzemelerine el koymaya başlayınca, bu üretim zincirinin başından sonuna ülke sınırlarında içinde olmasının önemi anlaşıldı. Evet. Bir kere böyle bir yeni düzen gelecek. Şimdi şöyle bir durum var. Gerek Şanlıurfa, gerek Şanlıurfa, gerek dünya, gerekse ülke siyaseti anlamında önemli konuları ekranlara getirmeye çalıştık. Şimdi bizleri izleyen çok değerli izleyicilerimiz bugün bayram sohbetini de istiyorlar bilindiği üzere. Bu konuları bir tarafa bırakırsak Şanlıurfa'nın yakın tarihini biraz konuşalım. Evet. Yönetmen arkadaşım işaret etti son 10 dakika dedi ama yani 10 dakika da olsa Şanlıurfa'nın yakın tarihini sizden dinlemek isteriz. Şanlıurfa'nın yakın tarihi yani ben 1894-1895 Abdülhamit döneminden 1920'ye kadar kısmen yazdım. Urfa evet. Ermenilerin sosyal hayat, siyasi hayat, isyanın liderini, Urfa Ermeniler nereye gittiler, niçin isyan ettiler, şu an neredeler. Önemli elimizde önemli bilgiler de var. Yani isim listeleri de var. Tabi açıklayamıyoruz vesaire. Hilmi Bayraktar'ın Tanzimat'tan Cumhuriyet'e 1839'dan 1923'e kadar yazdığı bir kitap daha vardır. Ben sonrasını yazdım. Fakat Cumhuriyet'ten günümüze Urfa yazılmamıştır. Evet. Büyük bir ihtiyaç vardır. Urfa ne zaman il oldu? Urfa ne zaman Halep'e bağlıydı? Ne zaman bağımsız sancak oldu? Daha sonra ne zaman tekrardan tek başına il oldu? Urfa'nın ilçeleri hangileriydi? Bunu hep merak etmişimdir. Ve bir de bizde belge hastalığı vardır. Yani biz öyle afaki konuşmayız. Evet. Her şeyin delilini bulmak, paylaşmak isteriz. Geçen birkaç belgeyi başka bir yerel kanalımızda kısmen anlattım. Büyük bir heyecan uyandırdı. Evet, yani kısa bir şekilde sizden de alırsak. Evet, evet. Yani hepsini vermeyelim ama. Bir kısmını verelim. Bir daha sonra tarih programı yapalım. Elbette. Şey yapalım. Seve seve. Yani eğer yakın çekim alabiliyorsak. Arkadaşlarımız Osmanlı halledecekler, evet. Osmanlı arşiv belgesi bu hikayesidir. Yani daktilo nedir yok, içeriği onun? Daktilo yoktur. Hı-hı. Her memurun kendi el yazısı var. Evet. Bu yüzden memur sayısı kadar el yazısı çeşidi var. Evet. Bu yüzden bunları okumak zordur. Gözünüzün alışması lazım. Adalet Bakanlığı ile Defter-i Hakani Genel Müdürlüğü dediğimiz yani Tapu Kadastro'nun işte sadrazam makamına Hı-hı. yazdığı Siverek ilçesi 1908 tarihli. Evet. 1908 Abdülhamit'in son yılı. Siverek ilçesinin mutasarrıflığa yani ile dönüştürülmesi, Viranşehir nahiyesinin kazaya yani ilçeye dönüştürülerek Siverek'e bağlanması. Yani Siverek 1908'de il oldu. Tabii şu evet. Bu onun belgesi. Hı-hı. Evet. İl oldu, Viranşehir oraya bağlandı. Milli Mücadele'den sonra 1920'den sonra tekrardan Siverek ilçe oldu. Böyle ilçelerimizle ilgili çok çok kıymetli belgelerimiz var. Başka bir örnek göstereyim. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal imzasını görüyorsunuz. Hı hı. Reis-i Cumhur Gazi Mustafa Kemal 18.3.1930 yani 18 Mart 1930 tarihli Mardin vilayetine merbut yani bağlı Koçhisar kazasının Rasulayn nahiyesi mezkur kazadan alınarak Urfa vilayetinin Viranşehir kazasına ilhak edilmiştir. Mardin'e bağlı olan Ceylanpınar, daha ismi Rasulayn, daha Ceylanpınar evet. olmamış. Ceylanpınar, Rasulayn o zamanki ismi, Mardin'e bağlı. Mardin'i alıp Viranşehir'e bağlıyor. Bu onun belgesi, Gazi Mustafa Kemal. İmzasıyla. 1930 tarihli. Urfa'ya ne demiş? 10 tane yeni nahiye kurulması 36 tarihli. 10 tane yeni nahiye kurulması. Sivere'ye bağlı yani yeni belde kuruyor. Hı hı. Kasaba kuruyor. Sivere'ye bağlı Dağbaşı, Çaylarbaşı, Şekerli, Birecik'e bağlı Büyükgörlü, Harran'a bağlı Akçakale. Akçakale ilk defa nahiye oluyor. Yani Akçakale o zaman Harran'a bağlı. Daha nahiye, evet. Kaza değil, ilçe değil yani. Daha nahiye, belde oluyor daha 36'da. Evet. 36'da. Zaten 46'da Harran'la ilçe merkezine alacaktır. Onun da belgesi vardır. Bu da öyle ilginç bir belgedir. Hangi nahiyeye, hangi köylere bağlamış
Onun da belgeleri listesi bizde vardır. Bu belgeleri toplamak kolay olmamalı Sayın Vekil. Nasıl yol izliyorsunuz? Yani tarihçi olmanız lazım, arşivde araştırma yapmanız lazım. Zaman zaman Osmanlıca bilmeniz lazım. Yani bu emek yani, yılların emeği. Yani aşiretlerle ilgilerimizde belgeler var. Urfa'da hemşehrilerimizden çok merak ettiği şey. Yani İngiliz arşivinden belgeler var, Osmanlı arşivinden belgeler var. Yani bizim ilimizde biliyorsunuz müthiş bir soy-sop merakı vardır haliyle. İnsanlarımız tarihini, geçmişini merak ediyor. Bizim de elimizde hiç kimsede olmayan İngiliz arşivinde bulduğumuz belgeler vardır. 1941 tarihli bir belge. İsmet İnönü imzalı. Bu da kabine, diğer kabine üyelerinin imzası. Viranşehir'e ilk defa belediye başkanlığı kadrosu veriliyor. 85 kuruş maaşla. İlk kadronun tahsis edilmesi. Belediye başkanlığı kadrosu. Urfa Vilayeti'ne bağlı Viranşehir Belediyesi için 85 lira maaşla belediye reisliği kadrosu tahsis. Evet. Ceylan Pınar 59'da. Onun da belgesi var. 59'da belediye olacak. Urfa ili Viranşehir ilçesine bağlı Rasulü Ayn Bucağı köyü ve istasyonunun adı Ceylan Pınar olarak değiştirilmiştir. Burada gerekçesi de var. Yani Rasulü Ayn ismi 46'da Ceylan Pınar oluyor. Evet, Ceylan Pınar'ın karşısındaki Rasulü Ayn o zaman tabii tek bir yer olarak bilinmekte. O zaman ki işte şeyle beraber. İşte kanunun ya da kararın gerekçesi burada. Burada o da var. Devam edelim mi? Son bir ilçe yer değişikliği vardı. Onu alalım, programı toparlayalım. Tamam. O zaman şeylere başka zaman gidiyoruz. Aşiretlere. Aşiretlere başka zaman girmemiz lazım. Eleştiri gelirse ama bir ipucu, alabilirim. Bir ipucu rica edebiliriz. Haran ilçe merkezi Akçakale'ye ve Akçakale Bucak merkezi Haran'a kaldırılmıştır diyor. 1946. Evet. Takas ediyor. Takas ediyor. Akçakale Haran'a bağlıyken. Normalde ilçe merkezi Haran. Aha. Nahiye Akçakale. 46'da takas ediyor. İlçe merkezini Akçakale yapıyor. Bucak merkezini Haran yapıyor. Evet. Gerekçe burada. Arkasında. Kanunun gerekçesi. Uzun zamandan beri Haran harabeleri içinde korulu bulunan Haran ilçesi merkezi bir sur içinde olup halk ve memurların içmesi için ilçe merkezinde 1,5 kilometre mesafede bulunan bir kuyudan su getirmektedirler. Su yok diyor ilçede. Evet. Fakat diyor gelişme göstermemişti. Uzun bir şey yani. Uzun bir şey. Özetliyorum. Fakat Akçakale'de diyor su var, tren hattı oradan geçiyor, gelişmiştir, İstasyon var. Ne yapıyor? Haran'ı Akçakale'ye bağlıyor. İlçe merkezini oraya. Aşiretlerle ilgili ne gibi belgeler var? Böyle üstü kapalı bir değinecek yani olursanız. Osmanlı arşivinden ve İngiliz arşivinden belgeler var. Urfa sandnamelerinden belgeler var. Hangi aşiretler var? İngiliz arşivindeki bir belge tamamen milli aşireti ve ona bağlı aşiretler hangisi? Kaç ev, hani ilk defa bize bir belge sayı veriyor. Hı hı. Burası çok çok önemli. İngiltere'de araştırma yaparken benim bulduğum bir İngiliz arşiv belgesidir. Burada, bu belgede milli aşiretini 3 kısma bölüyor. Bizzat milli aşiretine bağlı olanlar, yani İbrahim Paşa'nın aşireti diyelim. İbrahim Paşa'ya destek olanlar, İbrahim Paşa'ya muhalif olanlar. diye sayıyor isimlerini. Hangisi kaç ev, hangisi kaç çadır. Çadır olanlar, göçebe olanlar. Evet. Ev olanlar, yerli olanlar. Tribes of İbrahim demiş. Yani bizzat İbrahim Paşa'nın aşireti Kürttür demiş. Milli aşireti 6320 çadır. Baggara Arap'tır demiş. 660 çadır. Abu Hamiz 450 çadır. Tarih 1909 bu arada. Evet. Belgenin tarihi. İngiliz istihbarat memuru gelip bölgede bir rapor hazırlıyor. Advan 370, Behema 205. Yani tek tek hepsini sayıyor. Bölgedeki aşiretlerin büyüklüğünü sayıyor. Buradan eğer gösterebiliyorsak belgeyi İngilizcesini. Bu böyle önemli bir belge. 1927 sandnamesinde ilginç belgeler var. Sayı vermiyor. Fakat her bir aşiret hakkında geleneği, göreneği, soyu, sopu nereden gelmiş onun hakkında önemli bilgiler veriyor. Fakat mensup miktarını söylemiyor. Evet. Fakat kollarını, alt kollarını tek tek sayıyor. Ve en sonunda da Urfa aşiretlerinin gelenek, göreneklerini anlatıyor. Yani böyle bir Osmanlıca belgedir. Uzun uzun bir kısımdır. Burada aşiretleri anlatıyor. 10 sayfa, yani bu çok uzun bir şey. Harran'da diyor ki, Harran'da Kisve, Zuaybi namında iki büyük Arap aşireti vardır diyor. Ve Ces aşireti vardır diyor.
Cez aşiretinin alt kolları Siali, Cümeyli, Ben Yusuf, Habibi, Adli diye gidiyor. Sonra bunların alt kollarını sayıyor. Evet. Yani bu çok uzun bir belge. Bunlar için bir program lazım. Çok bakir, çok enteresan bilgiler vardır. Hiç değinmediğimiz nüfus sayımları, Urfa'nın nüfus sayımları. Yani benim köyüm çok eski diyenler bir baksınlar bakalım 27'de 35'te köyü var mı? Evet. O nüfus sayımları bir tek bizde var. Öyle herkeste yok onlar. Hiçbir yerde bulamazlar. Burada ilçe ilçe tüm ilçelerin nüfus sayımları var. Urfa genelinde kaç kör, kaç sakat, kaç çolak var, kaç okuma yazma bilen, kaç bilmeyen var, kaç evli, kaç bekar, hangi meslek kolları var, kaç Yahudi, kaç Ermeni, kaç Süryani var, ne kadar Kürt, ne kadar Arap var, hepsi var. Tabii biz bu hassas bilginin hepsini paylaşamıyoruz. Fakat peki, nüfus sayımlarında köyleri burada biz tek tek biliyoruz. Evet, çok teşekkür ediyoruz. Bunlarla ilgili tüm detayları başka bir programda izleyeceğimize buluşturacağız. Son olarak Şanlıurfalılara, bölgemize, ülkemize, evet, kameralarımız aracılığıyla neler söylemek istersiniz? Ben tüm Urfalı hemşerilerime en kötü gününün bayram tadında olmasını diliyorum. Urfalı hemşerilerimiz AK Parti'ye, AK Parti'nin liderine, Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a güvenmeye devam etsinler. Hiçbir şey bizim aramızdaki birlikteliği, muhabbeti bozamaz, engelleyemez. 18 yılda AK Parti'nin Urfa'ya yaptıklarını biliyorsunuz. 18 yılda yapılanları yapan AK Parti, şehir hastanesinde yapar, ikinci üniversiteyi de yapar ki benim hayalimdir ikinci üniversite, vakıf üniversitesinde yapar, her türlü yolu, eksikliği, su ihtiyacını da Allah'ın izniyle giderir. Çünkü ülkesine sevdalı bir lider var. Derdi olan, tasası olan, 7-24 çalışan bir dünya lideri var. Allah ondan razı olsun. Allah Urfa hemşehrilerimizden razı olsun. Hepinizi ben sevgiyle, saygıyla, muhabbetle selamlıyorum. Allah'a emanet ediyorum. Efendim bizler de sizlere çok teşekkür ediyoruz. Yayınımıza sunmuş olduğunuz katkılardan ben dolayı. Teşekkür ederim. Evet sevgili izleyenler, Haydi Konuşalım programımızın sonuna geldik. Bu akşamki konuğumuz AK Parti Şanlıurfa Milletvekili, Akdeniz Parlamenter Asamblesi üyesi, doçent doktor Sayın Halil Özşavlu beyefendi oldu. Programda çok önemli bilgilere yer verdi. Bir başka programda tekrardan bir araya gelebilmek ümidiyle hepiniz hoşça kalın efendim.